partiden ihraç edildim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu beni ihraç etti. Çok şükür arsızlık suçlamasıyla ihraç edilmedik. Hırsızlık veya yolsuzluk gerekçeleriyle ihraç edilmedik. Tabanı Atatürkçülerden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin üstünde Atatürk'ten bahsetmeye korkan yöneticiler var. Yani partiyi şu anda Atatürkçüler yönetmiyor. Bu aşamadan sonra ne yapacağım? Bu aşamada bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Bolu'ya hizmet etmeye devam edeceğim. Çifte standart uygulanması beni üzdü. Yani şu anda CHP'de değişim isteyen ve bunu kamuoyuyla paylaşan o kadar çok insan var ki. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tutun kimlere kadar? İşte partinin grup başkanı dahil olmak üzere, grup başkan vekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediyor. Ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyor. O arkadaşlarım da buradan tekrar uyarıyor. Yani bu değişime gidilmezse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan'dan başlayıp demokratik bir tüzük ve güncellenmiş bir parti programıyla yoluna devam edemezse, yani bize 31 Mart'ta, hala bizi diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 31 Mart'ta büyük bir hezimet bekliyor Türkiye'de. Arkadaşlar, benim partiden atılmamı kim istedi en çok? Söylemlerimden rahatsız olanlar istedi. Kimdi bunlar? FETÖ'cüler, Soros'cular, 10 Aralıkçılar ve terör örgütünün sözcüsü konumunda bulunan bir siyasi partiler, HDP. Ben bunların isteği üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihraç edildim. Bu Kılıçdaroğlu'nun tek başına bir tasarrufu da değildi. Bu bir mesaj kamuoyuna, yaranmak istedikleri çevrelere verilmiş olan bir mesaj. Yani bu mesaj, beni partiden atma mesajı, HDP'ye uzatılmış bir çiçek. FETÖ'cülere verilmiş bir hediye. Soros'culara verilmiş bir kurban. 10 Aralıkçılara verilmiş bir sarı öküz. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, ben yoluma bildiğim çizgide devam edeceğim. Yani hangi çizgi gideceksiniz? Atatürkçü çizgi, asla taviz vermeden. Hangi çizgi? Türk milliyetçi çizgisi. Ben Türk milliyetçisi olduğumu hiçbir zaman gizlemedim. Bundan sonraki süreçte de aynı söylemlerle yoluma devam edeceğim. Yine arkadaşlar, başta sığınmacılar meselesi olmak üzere bu meseleleri de Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceğim.